Bugünün son Skype bağlantısını Nevzat Dindar'la yapacağız şimdi ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Nevzat günaydın, hoş geldin yayınımıza. E, günaydın Ezgi, hoş bulduk. E, şimdi izlediğimiz haberden başlayalım istersen. Tabii Galatasaray taraftarları hala heyecanla bir yıldız takviyesi, belki iki bilmiyorum. E, acaba yapılır mı diye merak ediyor. Icardi de o merak edilen isimlerden biri. Şimdi menajeriyle bir görüşme daha yapılacağı haberini aktardık izleyicilerimize. İstersen detaylarını senden dinleyelim. Evet, Galatasaray birinci sınıf bir golcü arıyor ve listenlik sırasında yer alan oyuncu Icardi. Yapılan bir görüşme vardı. Bendeki bilgilerde de dış basında İtalyan basında çıkan bilgilerle paralel yani tezat değil onu söyleyeyim. E, açıkçası Icardi konusu zor bir transfer. Galatasaray'ın e, ilgilendiği oyunculardan bir tanesi Paris Saint-Germain'li futbolcu. Ama oyuncunun yıllık maliyeti çok yüksek. E, bu çerçevede transferi kolay görünmüyor. E, bu Belotti gibi. Yani Belotti transferi de Galatasaray'ın gündemde ama Belotti e, İtalya'da e, öncelik olarak İtalya'da kalmayı tercih ettiğini ifade etmişti. Ee, İtalya'da tabii istediği teklifleri henüz almaması Galatasaray'ı biraz umutlandırmıştı ama Bellotti'nin e, maliyeti aslında e, oyuncu her ne kadar bonservisi elinde olsa da Icardi'ye göre daha zor olduğu söyleniyor. Icardi'de şöyle bir formül var o da Paris Saint Germain oyuncudan kurtulmak istiyor ve Paris e, bu oyuncu kiralarsa ücretin bir bölümünü verecek. Yani Galatasaray açısından çok büyük bir risk yok ama Bellotti'deki durum şöyle. Oyuncu doğrudur, serbest oyuncunun bon servis elinde ama serbest olduğu için ve 28 yaşında sonuçta İtalyan bir takımın oyuncusu oyuncunun da imza parası talebi var. Yani yıllığa burduğunda ve sözleşme süresi dikkate alındığında Belotti'nin şartları ve olabilirliği çok da zayıf görünüyor aslında mantık olarak bon servisi elinde olan Belotti transferinin Galatasaray için daha cazip olması gerekirdi. Ama Icardi'de şöyle bir formül var az önce de ifade ettiğim gibi oyuncu e, Paris tarafından istenmiyor istenmediği için Paris ücretinin bir bölümünü e, belki verecek önemli bir bölümünü e, bu çerçevede tabii ki rakipleriniz de var Galatasaray'da Icardi opsiyonunu değerlendiriyor ama kolay bir transfer değil onu belirtelim. Peki şimdi uzun süredir konuştuğumuz stoper hamlesinde Olsen ismini e, gündemde tutuyor Galatasaray ama bu transferde de bir türlü sona ulaşamadı Nevzat. E, olmayan şey ne sen konusunda? Hem bunu sorayım hem de gündemde başka adaylar var mı? Mutlaka bir e, stoper takviyesi yapılacak mı? E, bence olmayan şey son sorunda cevabı. Yani olmayan şey Galatasaray stoper transferini ne kadar istiyor? stoper transferi şu an Galatasaray'ın önceliği değil. Belki de olmayacak. Şartlara göre son gün hatta o 1-8 Eylül arasında belki değerlendirilecek. Ne Galatasaray... özür dilerim. Çok özür dilerim. Gündemde olmama lüksü var mı stoper takviyesinin? Bunun kart cezası var, sakatlığı var, yerli oyuncu rotasyonu var. Evet. 3 maç sonunda Galatasaray bir gol yedi. O da bireysel Salata'dan yedi. Yani şu an savunma İşin savunma kısmında çok e, böyle panik yapacak bir durum görmüyor Florya. Elbette alternatiflerin olması lazım ama Galatasaray'ın 3 yerli denklemi var. Bu 3 yerli denkleminde kimi alırsanız alın bir kere Abdülkerim'i oynatmak zorundasınız. Yani şu an Galatasaray e, gidip Çağlar söyücü alamayacağına, e, Cengiz Ünder'in Marsilya'dan çıkması çok kolay olmadığına göre e, teknik kadının planlamasında Abdülkerim olacak. Yani çok. Fahiş bir hata, e, bariz bir hata yapmazsa. E, bunun dışında Emin Bayram yine iyileşti ve e, kamp döneminin de iyi oyuncularından bir tanesiydi. E, Luyendama kadroda, da Luyendama'nın gidişi olursa belki Galatasaray o zaman transfer yapar. Dolayısıyla Galatasaray planlamasında kadro mühendisliğinde stoper konusu böyle önce, öncelikler acil sıralamasında... E, acil yapılacak transfer sıralaması da hani son maddelerden bir tanesi olabilir şu aşamada. O sen bu noktada evet e, gündeme gelmişti. Hatta Abdülmimin ismi de gündeme gelmişti. E, ama anladığım ve gördüğüm kadarıyla şu an stoper değil de Galatasaray biraz daha ön tarafa doğru hamlelerini yapıyor. Stoper'de e, birkaç hafta da eğer e, taşlar yerine oturursa e, Galatasaray için transfer, stoper stopper öncelik olmayacak. Yani oraya harcayacağı parayı daha farklı mevkilere harcayacak gibi gözüküyor. Peki biraz takım içinden de bahsedelim istersen e, Nevzat. Özellikle yerli oyuncularla ilgili şimdi ciddi bir gündem konusu var. E, Galatasaray'da yerli oyuncular mutsuz mu? Berkan Taylan zaten uzun süredir konuşulan isimler. Oğulcan konusu var yine. Ama bir de şimdi bunlara e, Kerem eklendi. Acaba Kerem Aktürkoğlu da mı mutsuz? E, ücretinde bir iyileştirme yapılacak mı? E, Keremin dahi gitmesi gündeme gelebilir mi? Galatasaray taraftarları bu soruların da cevabını çok merak ediyor. Senin bu konularla ilgili yorumun ve istihbaratın ne yönde? Ya oynamayan, oyundan alınan istenen formu sergilemeyen, herkes mutsuz. Yani şu çerçevede mutlu olan biri varsa zaten benim gözümden kaçmıştır. Dolayısıyla özellikle bu işin odak noktası da yerli oyuncular. Yerli oyuncular şu an tabii ki bu anlamda çok da mutlu değiller. Onu ifade edebilir. Tabii ki hem maddi açıdan beklentileri var. Diğer taraftan şans bulamayan oyuncular var. Şans bulamayan oyuncuların e, mutsuzluğun e, sebebi hocanın kendilerini oynatmaması. Diğer taraftan oynayıp da e, yeterli performansı sergileyemeyen oyuncular var. Onlar da farklı bir e, problem. Şimdi bütün bunları üstte koyduğumuzda yerli oyuncularla alakalı şu an Galatasaray'ın e, bir istenen performansı alamadığını görüyoruz. Geride kalanı çapta da. E, ama her hata yapanı, her e, morali bozulanı bir kalemde silemezsiniz. Yani sonuçta Galatasaray teknik kadrosu da e, özellikle yerli oyuncular konusunda çok hassas davrandığını biliyorum Okan Hoca'nın. E, bu bir problem gibi gözüküyor ama burada tabii ki e, o lig uzun soluklu bir yarış ve bu oyuncuları kazanmak yolunu tercih edecekler. Tabii ki problem olmaya devam edecek ya da kalması durumunda sıkıntı yaratacak oyuncular varsa ki var gibi gözüküyor onlarla da bir şekilde yollar ayrılacak ki onlara da bazı teklifler var açıkçası. Dolayısıyla yerli oyunculardaki rahatsızlığın temelinde iki faktör var. Birincisi hocanın kendini oynatmaması. İkincisi de açıkçası özellikle maddi anlamda yabancı oyuncularla kıyaslandığı vakit istenen şartların kendilerine sunulmaması ee, ama böyle bir problemin şu aşamada Galatasaray'da konuşuldu olması da çok hakikaten e, rahatsız edici e, olmalı diye düşünüyorum. Galatasaray yönetimi e, dünya yıldızlarının peşinde önemli oyuncular aldı. İşte Torreira'yı aldı, Mertens aldı, Dubois gelecek ki geldi. işte bir sakatlığı var. E, yeni bir kadro planlamasına gidildi ama bir taraftan da e, tabii ki e, bir yarış içerisinde olacaksanız sizin yerli kalitenizin de e, yerli performansınızın da en az yabancı oyuncular kadar olması lazım. Artı bir, bu bir şeydir. yani bir Mücadele ise yerli oyuncuların sergileyeceği tavır şampiyonlukları da genelde belirleyici oluyor. E, o kenetlenme noktasında ben e, en üst e, istenen pozitif e, havanın oluşamadığı kanaatindeyim. Bu da Galatasaray için büyük bir risktir. Yani ee, bir taraftan çok önemli transferler yapıp diğer taraftan bu konuyu biraz ihmal edilmesi ilerleyen günlerde e, sıkıntı yaratabilir. Okan Hoca da bunların farkında. Yani Galatasaray teknik kadrosu 2-3 e, tane yerde oyuncunun e, operasyon çekebileceği e, bir şey değil. Yani orada güçlü bir e, isim var. Ben bu konuda da e, gerekirse e, eğer ilerleyen günlerde zarar vermeye devam edeceği düşünürse Galatasaray'ın yerli oyuncular konusunda bazı kararlar alacağını düşünüyorum. Ama şu aşama dediğim gibi yani zorlu bir Trabzonspor maçı öncesi gündemin bu olmaması gerekir Galatasaray'da. Yerli oyuncuların da performanslarıyla ve rekabette kendilerini yukarı çekmesiyle ancak şanslarını zorlamaları gerekir. Yoksa mutsuz olarak ya da bu haberlerle sadece günleri biraz daha sayılı olur diye tahmin ediyorum ama yani burada da tabii ki planlamada düşünmeyen, düşünülmeyen kadro mühendisliği var sonuçta. Oynamaları zor gözüken bazı oyuncular var. Yani dolayısıyla onlarla ayrılmasında Galatasaray'a bir etkisi olacağını düşünmüyorum ben. O zaman o zorluğu Trabzonspor maçıyla devam edelim istersen Nevzat. Şimdi hafta boyunca Galatasaray bu mücadeleye hazırlanacak. Özellikle taraftarlar nasıl bir 11 ile Okan Buruk'un sahada olacağını, nasıl bir sistemle sahada olacağını merak ediyorlar. Özellikle Mertens tabii ki çok merak edilen bir isim. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Şimdi Trabzonspor açısından da baktığımız zaman bir Avrupa maçı dönüşünde çıkacak bu karşılaşmaya. Galatasaray ise tam konsantrasyonla gidiyor. E, nedir beklentin? E, beklentim açıkçası Ümraniye maçının o son dakikasında atılan gol tabii ki Galatasaray'da biraz daha e, üzerindeki o kara bulutları dağıttı diyebiliriz. E, Galatasaray'sından çok kıymetli bir gol. O gol atılmamış olsaydı bugün e, Trabzonspor maçı çok daha gergin, çok daha stresli bir ortamda geçer. En azından e, Trabzonsporundan Tarsuspor e, deplasmanında e, yenilmesi Galatasaray için e, mutlak kazanma zorunluluğunu biraz ortadan kaldırdı. Yani beraberlikte de Trabzon deplasmanı için aslında fena bir sonuç değil. Hatta iyi bir sonuç e, baktığımız vakit. Bu da bence e, strateji biraz etkiler diye tahmin ediyorum. E, onun dışında e, açıkçası Okan Hoca açısından bazı konularda tabii ki e, sıkıntılar var. Özellikle takımın 3 maç sonunda hücum hattında e, üretken olamaması, sadece 2 gol atması. Bunlar tabii ki e, teknik kadro tarafından masaya yatırılmış durumda. E, burada Mertens'in 11'e girmesi tabii ki en e, a, mantıklı çözüm gibi görünüyor ki e, aslında Mertens fiziksel olarak takımla aynı seviyede değil. Buna rağmen ee, Okan Hoca 45 dakika Ömraniye maçında şans verdi. Fena gözükmedi. İyi işler yaptı. Ama 90 dakikalık Mertens performansını bilmiyoruz. Yani Bu da bir risk sonuçta. Tabii ki e, herkesin aklına gelen ilk konu Emrak Baba. 3 maçtır iyi değil. Emrak Baba'nın yerine Mertens'in başlaması. Tamam. Bunu Okan Hoca da düşünüyor. E, peki fizik... Bir, bir de risk alıyorsunuz. Yani Mertens'i kaybetmek de var Allah korusun. Yani bir sakatlanırsa. O zaman daha büyük sıkıntılara e, yol açacak. E, ama e, Emre Babanın vücut dili ve performansına baktığımızda da sanki bu riski e, almaktan başka çaresi de yokmuş gibi Okan Hoca'nın. Yani Mertens'e başlamak zorunda. Burada üç tane yerliye de e, mecbursunuz. O mecbur olduğunuz üç yerli de e, Abdülkerim, Yunus, Kerem. Yani şu aşamada bunların dışında oynatabileceğiniz bir tek yerli kalıyor. Belki Emre Kılınç. Evet. Ee, dolayısıyla hani Okan Uçar açısından şu an kadro e, anlamında biraz daha kısıtlı imkanlar var. O diğer transferler yetişse e, o zaman belki bu problem ortadan kalkacak ya da yerliler kendilerini biraz daha aidiyet anlamında e, verebilseler e, bu evet. problemi konuşmayacağız ama Trabzonspor maçı öncesi e, açıkçası yoğun bir tempoda antrenmanların çalışmalarına devam ettiğini belirtebilirim. Peki Nevzat Dindar çok teşekkürler verdiğim bilgiler ve yorumlar için. Güzel bir gün diliyorum sana. Teşekkürler, hoşçakalın.